Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Gayet iyiyim. Siz de iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Benim çalışmalarım aslında 2,5 yıl oldu başlayalı. Ben seçim satım ailine 6 Temmuz 2020'de girdim. Gayet güzel gidiyor. Fikirlerimi gençlere başta olmak üzere anlatıyorum. Ve hakikaten ezber bozan çözümlerim var. O da insanlarda mutluluk yaratıyor. Evet, kaç Cumhurbaşkanı adayı olacak? Tahmin edebiliyor musunuz veya kulis bilgilerden ne geliyor size? Valla şöyle, zannediyorum ki 1, 2, 3 aday olacağız diye veya 4 aday olacağız diye tahmin ediyorum. Cumhur İttifakı'nın bir adayı olacak. İşte Recep Bey veya onun uygun göreceği birisi. Millet İttifakı bir veya iki aday çıkartacak kendi içinden diye düşünüyorum. HDP'nin bir adayı olacak. Bir de ben olacağım. Evet, diğer partiler var. Memleket Partisi var. Muharrem İnce Valla var. onların 100 bin imza toplamaları mümkün olur mu bilmiyorum. 100 bin imza toplamak kolay bir iş değil. Peki, diğer partiler ittifak halinde olursa onlar da altılı masa gibi aday çıkaracaklar mı? Çıkaramazlar. 100 bin imza toplamaları lazım. Şimdi altılı masa nasıl aday çıkaracak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin mecliste milletvekili var. Anayasaya göre sizin ya 20 milletvekili tarafından aday gösterilmeniz lazım veyahut da 100 bin imza toplayarak aday olmanız lazım. Onun için 20 milletvekili olmayan partiler, işte biz partiler olarak bir araya geldik, aday çıkartıyoruz diyemezler. Onlar benimle aynı koşullara tabiler. Yani onların da 100 bin imza toplaması lazım. Bu işte öyle pek kolay bir iş değil yani 100 bin imza toplama işi. Erken seçim olur mu? Şöyle, erken seçim diye bir şey bizim anayasamızda yok. Bu son derece yanlış bir ifade. Seçimlerin yenilenmesi diye bir kavram var. Bunun olabilmesi için de ya Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek ki o zaman kendisi aday olamaz veyahut da meclis kendisini feshedecek. O zaman mevcut Cumhurbaşkanı da aday olabilir daha erken yaparsa. Ama böyle bir kararın alınabilmesi için muhalefet partilerinin de buna evet demesi lazım. Eğer muhalefet partileri Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasını meşru kılacak bir şekilde seçimleri öne alırlarsa bu düpedüz bindikleri dalı kesmek, danışıklı dövüş demektir. Öyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Seçimler zamanında olacaktır diye düşünüyorum. Peki şöyle bir tartışma var hocam. Sayın Cumhurbaşkanımız mevcut Cumhurbaşkanı ikinci kez Cumhurbaşkanı olabilir mi? Üçüncü kez olamaz. Cumhurbaşkanı yeni sisteme göre Defa olamaz. İki defa oldu. Şimdi üçüncü defa olamaz. Bu anayasada çok açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Burada tartışacak bir şey de yoktur. Hukuki bir sorun da yoktur. Kesinlikle olamaz. Ha neye göre olamaz? Hukuka göre olamaz. Peki sorarsanız bu insanlar bugüne kadar hukuk dinlediler mi? Hayır. Anayasa Mahkemesi dinlediler mi? Hayır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dinlediler mi? Hayır. Mahkeme kararı dinlediler mi? Hayır. Yani hukuka karşı hukuksuz bir sistem içerisinde istedikleri her şeyi yapıyorlar. Maalesef bir Batı demokrasisinde böyle bir şey olsa muhalefet göğü yere indirir. Ama bizim zavallı muhalefetimiz yetersiz, beceriksiz, biraz da sünepe hiçbir şey yapamıyor. Hocam, şimdi birinci kez Cumhurbaşkanlığı yaptığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan eski sisteme göre oradan Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sonra evet hayır oyuyla
tek adam cumhurbaşkanlığına geçti. Şimdi evet. İkinci kez tekrardan buradan eski sisteme göre sayarsak ikinci kez cumhurbaşkanı olmuş oldu. Şimdi üçüncü kez olacak. Ama yeni sisteme göre ikinci kez tekrar aday anayasada böyle bir... Şimdi anayasada yeni sistem, eski sistem filan demiyor. Bir insan diyor iki defa cumhurbaşkanı olur diyor nokta. Hani sizin dediğiniz gibi o eski sistem, yeni sistem öyle bir ifade yok. Anayasa çok açık ve net. Bütün geçmişi, geleceği, şu anı açık bir şekilde özetliyor. Bir kişi en fazla iki defa cumhurbaşkanı olur. Şimdi bakacağız bundan önceki görevinin adı neydi? Cumhurbaşkanı. Şimdiki görevinin adı ne? Cumhurbaşkanı. Anayasa deseydi ki efendim bu anayasaya göre iki defa deseydi veya eski anayasaya göre bilmem ne deseydi anlardım. Öyle bir şey demiyor. İki defa. O zaman nokta. O zaman şunu diyebiliriz. Tek anayasa var. Tek anayasa üzerinden iki defa cumhurbaşkanı adayı seçilebilir. Bir kişi iki kez cumhurbaşkanı olabilir. Üçüncü kez asla olamaz. Peki şimdi olursa cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan? Vallahi o bu soruyu tabii bana değil kendilerine muhalefet diyen bu herhangi bir iş beceremeyen meclisteki kalabalığa sormak lazım, kuru kalabalığa. Bunu şeye sormak lazım, Kılıçdaroğlu'na, efendim bunu İYİ Parti'ye sormak lazım, bunu HDP'ye sormak lazım. Milletvekilleri onlar, milleti temsil ediyor olması gerekenler onlar. Ama onlar kadar pısırık bir muhalefetle insanlar istedikleri gibi at oynatıyorlar. Ben o mecliste olacaktım ki bakayım parmaklarını oynatabilirler miydi? Şimdi bunlar istediği gibi at oynatıyor. Neden? Çünkü muhalefet yok. Neden? Çünkü vatandaşın hakkını, hukukunu savunan yok. Neden? Çünkü bir dakika kardeşim sen anayasal suç işliyorsun, seni yakandan tuttuğum gibi atarım kenara diyebilecek ne tiniyette, ne kabiliyette, ne cesarette, ne bilgide, ne basirette adam yok. Adamsızlıktan koyunun olmadığı yerde Keç Abdurrahman Çelebi ortada dolaşıyorlar. Yoksa böyle göz göre göre anayasanın çiğnenmesine izin verilmemesi gerekir bu memlekette. Evet, peki vatandaş ne yapmalı? Ekonomi vatandaş, ortada. Vatandaş çok net vatandaşın yapacağı. Önce benim 100 bin imzama destek olmalı, sonra da beni cumhurbaşkanı yapmalı. Bu kadar basit. Peki. O zaman Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Türkiye bir yıldız ülke olacak. Ama yıldız ülke olmak için yıldız cumhurbaşkanı lazım. Vatandaş açsın. Benim özgeçmişimi ve mevcut bütün adayların, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, efendim Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar aday varsa özgeçmişlerini karşılaştırsın. Kimin yabancı dili var? Kim bu devlette, bürokraside en yüksek seviyeye çıkmış onların arasında? Kim yabancı dil biliyor? Kim uluslararası ödüller kazanmış? Kim efendime söyleyeyim bilim insanı? Kimin katiyen üzerinde bir metrekare bile taşınmaz veya taşınır herhangi bir malı yok? Kim kaç üniversite bitirmiş? Kim bu ülkenin her tarafında çalışmış? Baksınlar, karşılaştırsınlar, en liyakatli kimse ona oy versin. O zaman size kimse oy vermez hocam. Oy vermezse o zaman bu mevcut çukurun içerisindeki bu içinde bulunduğumuz reçel çukurunda debelenmeye devam eder. Bizde doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar biliyorsunuz. Vallahi ben 10. köyde mücadele ediyorum. Ben elimden geleni hakkıma ve halkıma karşı sonuna kadar mücadelemi sürdürüyorum. Elimden geleni ortaya koyuyorum. Ben bu ülkenin yetiştirdiği kıymetli bir evladıyım. Tahsilimle, bilgimle, görgümle, memleket meselelerine hakimiyetimle. Size bakın bir şey soracağım. Bu kadar cumhurbaşkanı adayı dolaşıyor. İçlerinde bir tanesinin görüşlerini, fikirlerini yazdığı bir kitap var mı? Benim iki tane var. Birisi manifesto kitabım, birisi de insanca yaşamak için Atatürk gibi düşün adlı kitabım. Benim bütün hükümet programım orada yazıyor.
bu arkadaşlarımızın içinde bir tanesinin böyle bir seri video kaydı veya televizyon programı var mı? Ülkenin sorunları ile ilgili ne düşünüyorlar? Çözüm önerileri nedir? Benim var. Girin internette. Gürgün Feyman'la yaptıklarım var, TV Alt'ta yaptıklarım var, kendi çektiğim videolar var, sizlerle yaptıklarım var. Ben çok açık ve net olarak bütün sorunlara çözüm getiren bir insanım. E şimdi bu adamlar çıkıyorlar, ben Cumhurbaşkanıyım, ne yapacağım? E vallahi ben altılı masanın emrine gireceğim. Altılı masanın emrine girecek Cumhurbaşkanından bu memlekete sadece vatan haini gelişir, o kadar. Evet, efendim, Ali Babacan'la efendim, Ahmet Davutoğlu'yla böyle AKP bozması insanlarla bu memlekete hiçbir şey olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin aklını başına devşirmesi lazım. HDP'nin aklını başına devşirmesi lazım. Bu memleketi daha fazla satmamaları lazım. Evet, altılı masadan herhangi bir görüşme veya görüşme talebinde geldi mi veya siz talepte bulundunuz mu böyle bir yakınlar. Ben 2,5 yıldır bütün muhalefet partilerine, mecliste bulunan bütün muhalefet partilerine defalarca başvuruda bulundum. Defalarca kitaplarımı gönderdim. Defalarca randevu talebinde bulundum. Hatta geçenlerde Kasım ayında gittim CHP'nin önünde, İyi Parti'nin önünde, HDP'nin önünde stand açtım ve orada bekledim. Benim önerim şuydu. Arkadaşlar gelin aklınızı başınıza devşirin, aday adaylarını çıkartalım, ben onlardan sadece bir tanesiyim. Halkın önünde günlerce tartışalım, haftalarca tartışalım. Halk bir ön seçim mantığıyla kimi aday olarak görmek istiyorsa böylece seçileceği garanti olan kişiyi hep beraber aday olarak belirleyelim. Ben de o kardeşimin başarısı için elimden geleni yapayım ama biz bütün muhalefet olarak ortak bir aday çıkartalım dedim. Buna ne yaklaştılar, ne cevap verdiler, ne de herhangi bir şekilde pozisyon belirttiler. E şimdi ben o zaman görüyorum ki altılı masada, HDP'de, muhalefette aynen AKP gibi yurt dışından yönetilen kuklalar haline gelmiş. Kuklacı aynı. AKP'yi yöneten kuklacı, MHP'yi yöneten kuklacı, CHP'yi yöneten kuklacı, İyi Parti'yi yöneten kuklacı, HDP'yi yöneten kuklacı, öbür küsurat partilerini saymıyorum. Bunların hepsinin kuklacısı aynı. Bunların hepsi Türkiye'yi emperyalizmin ve uluslararası kapitalizmin dişlerini daha fazla geçireceği bir konuma getirmek için kendilerine verilen vazifeleri yerine getiriyorlar. Onun için benimle görüşmüyorlar. Çünkü benimle görüştüklerinde bana verecekleri cevap yok. Çünkü benim önerdiğim adil bir şey. Ben çok mert ve delikanlıca diyorum ki kardeşim çıkarın halkın önünde tartışalım. Tartışmasıyla benden daha bilgili olduğunu, benden daha iyi projeleri olduğunu, bu milleti benden daha iyi tanıdığını, bu milleti benden daha çok sevdiğini gösteren kişi Cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de onun emrine gireyim. Çaycısı olayım, şoförü olayım diyorum. Benim karşıma çıkacak böyle bir delikanlı, böyle bir mert adam, böyle bir mert kadın, böyle bir bilgili insan, böyle bir yurtsever Türkiye Cumhuriyeti'nde henüz çıkmadı. Bu da çok üzücü bir şey. Evet. Sizce seçim sürecine girdik mi? Girdik seçim sürecine. Çok uzun zamandır girdik. Yani bir önceki seçimler bittiği gün biz seçim sürecine girmiştik. Bana diyorlar ki hocam ne kadar erken ilan ettin. Ben dedim geç bile kaldım. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği gün ben adaylığımı koymam gerekiyordu o zamanlar. Fakat birazcık bilimsel çalışmaların yoğunluğu vardı. Birazcık bekledim. Seçim sürecine girdik. Çünkü EVUK yani emperyalizm ve uluslararası kapitalizm hazırlıklarını 15-20 sene önceden sürdürüyor. Bakın Ekrem İmamoğlu daha birinci turdaki seçimleri 8.000 oyla kazanıp ikinci tura giderken ortalığa şöyle bir şey pompalandı. İşte geleceğin cumhurbaşkanı. Nereden çıktı kardeşim bu laf? Niye? Hazırladılar çünkü kendisini. Niye? Götürdüler İngiltere'deki gizli toplantılarda. Adama görevlerini tanımladılar. Ne yapacağını tanımladılar.
Türkiye nasıl parçalanacak? Türkiye'de ana dil Türkçe olmaktan nasıl çıkartılacak? Türkiye bölgesel özerk yönetimlere nasıl bölünecek? Bunların hepsi ezberlettirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Evuk'un bir piyonudur. Ekrem Bey de Cumhurbaşkanlığı yapacak ne özellik var bana sayar mısınız? Devlet tecrübesi mi var? Yabancı dili mi var? Bu konuda bir tahsili mi var? Bu konuda bir deneyimi mi var? Yazdığı bir kitap mı var? Bir düşüncesi mi var? Benden 10 dakika tartışabilir mi? Bakın vazgeçtim saatlerce tartışmaktan. 10 dakika. Bunlar uluslararası emperyalizm ve kapitalizmin Türkiye'ye tezgahlayıp önümüze getirdiği o mu olsun bu mu olsun? Kemal mi olsun? Efendime söyleyeyim Ekrem mi olsun? İkisi de olmasın. İkisinin de bu memleketi yönetecek çapı yok çünkü. Çünkü ikisi de geldikleri zaman Kemal Bey görüyorsunuz hata üstüne hata yapıyor. Önce ne dedi? Efendime söyleyeyim helalleşme dedi. Ondan sonra Amerika seyahati. Ondan sonra İngiltere seyahati. Ondan sonra Almanya seyahati. Ondan sonra başörtü. Kardeşim bir insan bu kadar üst üste hata yapar mı? 12 tane seçim kaybetmişsin. 3 ayda 6 tane büyük hata yapıyorsun. Çıkmışsın memlekete cumhurbaşkanı olacağım diyorsun. Ayıp ya. Ayıp. Şimdi Kemal Bey namuslu adamdır, iyi adamdır başka ama basiretsiz, beceriksiz bir adam. Kafasında fikirler olgunlaşmamış. Hala ben Dersimliyim diyebiliyor. Hala Dersim'in tarihini bilmediğini bize gösteriyor. Hala o olayların altında yatan emperyalist oyunların ne olduğunu bilmiyor. O hadiselerin Osmanlı'dan kaynaklanan kökenlerini bilmiyor. Şah İsmail'den kaynaklanan, Yavuz'dan kaynaklanan o bölgedeki madenlerle olan ilişkilerini bilmiyor. Şimdi bunları bilmeyen adamdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz kardeşim. O sebeple ben bu muhalefet partilerine Atatürk'ün partisi olması gereken, Atatürk düşüncesini hayatta tutması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyelerine, sadece yöneticileri değil bütün üyelerine, İyi Parti'nin bütün üyelerine, yöneticilerine sesleniyorum. Milli bir duruşunuz olsun. Biz bu ülkeyi sokakta toplamadık. Onun için kendinizi öyle Ahmet Davutoğlu'yla, bilmem Ali Babacan'la emperyalizme teslim etmeyin. Şu Ali Babacan'ın son ettiği lafların yenilir yutulur tarafları yok. Yok Türkçeyi kaldıracakmış, yok Kürt bölgesi yapacakmış, yok efendime söyleyeyim bilmem ne yapacakmış. Bunların hepsi emperyalist laflarıdır. Bu lafların hepsini Ahmet Davutoğlu da başbakanken söylemiştir, hala söylemektedir. Bunları vatana ihanetle zamanı geldiğinde bu ülke yargılayacaktır. Ey CHP, ey İyi Parti, lütfen aklını başına devşir, bu tuzaklara daha fazla düşme. Ama sen de o tuzağın parçasıysan, sen de bilinçli olarak onlar tarafından yönetiliyorsan, karşında Serdar Savaş olduğunu da unutma. Evet, 100 bin imzaya bakıyor Cumhurbaşkanı adayı olmanız için. Peki bunu kolaylıkla, rahatlıkla toplayabilir misiniz? Şöyle, bu zor bir iş. Fakat ben bu çalışmalarıma başladım. Kampanyama, imza kampanyama yakında başlıyorum. Türkiye'de mevcut sistemin parçası olmayan, kukla olmayan herhangi bir kişinin sisteme çomak sokması tamamen engellenmiştir. İsviçre'de 5000 imzayla, Fransa'da 10.000 imzayla aday olursunuz. Türkiye'de 100.000 imza son derece antidemokratiktir. İkincisi, internet üzerinden, e-devlet üzerinden her şeyi yapıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı değiştiriyorsunuz. Fakat imza veremiyorsunuz. Gidip efendim ıslak imzayı vermek lazımmış ilçe seçim kurullarında. Bunlar ne kadar antidemokratik olunduğunun göstergesi. Fakat ben halkıma bu antidemokratik, bu iğrenç, bu ülkeyi 3-5 kişinin arasında Evuk'a peşkeş çeken mantığı gösteriyorum. 100 bin imzayı toplayacağım konusunda halkıma güveniyorum. Evet, ekonomi bozuldu. Hazine, ekonomist değilim. Hazinedeki ne kadar paramız var onu da bilmiyorum. Hazinenin tamamen boşaldığı yönünde duyumlar alıyorum. Ekonomistler bunu anlatıyor. Siz bu hazineyle ilgili ne söylemek istersiniz vatandaşlarımıza? Şu anda hazinemizde neredeyse eksi 100 milyar dolar var. Eksi 100 milyar dolar var.
Şu anda bu yapılmış olan swaplar, şunlar bunların hepsi daha fazla yük getirecektir hazineye. Bunların hepsi kandırmacadır. Memleket tamamen soyulmuştur. AKP ve yandaşları yurt dışında 100 milyarlarca doları istiflemişlerdir. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bir defa bunların hemen ülkeye getirilmesi için yargı kararları yoluyla adımlarımı atacağım. Bunların yurt dışındaki bütün mal varlıklarına el koyacağım. Bunu yapmak için de Amerika nasıl şu anda bunlara şantaj yaparak yurt dışındaki paralarıyla bunları oynatıyorlar. Ben de Amerika ile pazarlığa gireceğim. Bu paraları getirmezsen Amerika, ben senden çok didişirim kardeşim ve bunu çok ağır dedirtirim sana. Amerika'ya hepsini açıklattıracağım bu paraların nerede olduğunu. İsviçre'dekiler, Malezya'dakiler, Malta'dakiler, Panama'dakiler, Amerika'nın kendi bankalarındaki paraların hepsi Türkiye'ye gelecek. Bu aşağı yukarı 350-400 milyar dolar. Adım bir. İkinci adım, şu anda hortumlanan, peşkeş çekilen gayri ahlaki bütün ödemeler duracak. Bu da senede 50 milyar dolar yapar. Üçüncüsü, devletteki israf, devletteki savurganlık ve bu savurganlık üzerinden yapılan hırsızlık durdurulacak. Bu da senede 30 milyar dolar yapar. Dördüncüsü, şu anda güya yap işlet devret adıyla peşkeş çekilmiş havalimanları, köprüler vesaire, bunların hepsine gel bakalım delikanlı buraya. Sen burayı kaça yaptın? 10 liraya. Peki kaça anlaştın? 100 liraya. 90 lira ayıp değil mi güzel kardeşim? Bu senin 10 liran, bu da sana 5 lira kar. Ver bakayım şu 85 lirayı geri, otur ulan yerine. Efendim, uluslararası tahkime giderlermiş. Uluslararası tahkime değil, isterlerse kıtalar arası tahkime gitsinler, evrenler arası tahkime gitsinler. Benim hukuk bilgim onların hepsini sağ cebimden çıkarır, sol cebime koyar. Memleketimin, milletimin kuruşunu bırakmam orada. Bu şekilde benim 1,5-2 yıl içerisinde Türkiye'ye kazandıracağım haram yollarla Türkiye'den çalınmış para miktarı 1 trilyon dolardır. Bu 1 trilyon dolarla Türkiye uzaya da çıkar, güneşe de gider güzel kardeşim. 1 trilyon dolardan bahsediyorum size. Evet, çok haklısınız. Gelen siyasiler her ne hikmetse bizden alıyorlar, seçim kaybedecek korkusuyla, daha sonra başımıza iş gelir korkusuyla Türkiye'deki art niyetli insanlar alıyorlar, sermayelerini yurt dışına çıkarıyorlar ve ülkenin ekonomisini bozuyorlar. Enflasyon bozuluyor, enflasyon artıyor. Siz dünyada kendi vatandaşına ihanet eden, bu kadar ihanet eden başka bir millet, kendi milletine, kendi halkına ihanet eden bir millet gördünüz mü? Maalesef. Bu işte neden bu bizim ülkemizde bunlar yaşanıyor? İşte ünlü hikaye, cehennemde her kazanın başında bir zebani varmış, Türkiye kazanının başında zebani yokmuş. Demişler ki niye burada zebani yok? Oradan biri kazandan çıkmaya çalışırsa öbürleri aşağı çeker de onun için onların başına zebani koymaya gerek yok demişler. İşte sevgili kardeşim, sevgili Ali kardeşim, bu işin temeli erdemsizlik ve akılsızlıktır. Hazreti Muhammed'in de bütün düşüncesinin dayandığı ihlas sahibi, salih amel işleyen ve aklını kullanan insandır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği, cumhuriyete faziletli, namuslu insanlar, aklını kullanan insanlar lazımdır. Benim de iki tane hareket noktam var. Birisi erdem, yani fazilet, yani ihlas, yani salih amel. Öbürüsü ise aklın kullanılmasıdır, yani nedensel düşünme şeklidir. Biz millet olarak erdemimizi ve aklımızı kullanmayı unuttuk. Unutturuldu. Kim unutturdu? Emperyalizm ve uluslararası kapitalizmle onun bugünkü gibi gördüğümüz yerli işbirlikçileri. Siyasi partiler halinde geldiler. Dernekler halinde geldiler. Uzmanlar olarak geldiler. Milli eğitimimizin içine girdiler. Ordumuzun içine girdiler. Milli İstihbarat Teşkilatımızın içine girdiler. Emniyetimizin içine girdiler. Öğretmen ordumuzun içine girdiler. İşte bunlardan artık temizlenme zamanımız. Bu memleketi erdemli, namuslu, aklını kullanan
yurtsever insanlarla yönetme zamanımız geldi. Bugün milleti birbirine düşüren, sen suçun, sen bugün diyenlerin hepsi aslında bu milleti parçalamak ve Anadolu coğrafyasına hakim olmak için oyun kuranların uzantılarıdır. Oyun kuranların kendileridir. Eğer bir kişi ki bu ülkede bir ayrımcılığı, bir diğerini hor görmeyi sağlayacak cümle kuruyordur, o satılmıştır, o evukun adamıdır, o vatan hainidir. O nedenle ben partisiz ve birleştirici cumhurbaşkanı adayıyım. Çünkü ben bütün vatandaşlarıma, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, aynı sevgi bağıyla bağlıyım. Hiçbir partinin elemanı değilim. Ve ben birleştiriciyim. Hiç kimseyi ötekileştirmem. Hiç kimseyi birbirinden ayırmam. Biz bir ebruyuz. Rengarengiz, mozaik filan değiliz. Mozaiki vurdun muydu çekişlen dağılır. Ebruyu dağıtamazsın. Biz bir ebruyuz. Bakın bu Osmanlı'nın ta 1839'da Tanzimat'tan beri farkına vardığı biz bir millet olmalıyız diye yola çıktı. Anayasal vatandaşlık üzerinden gittiği, ıslahat fermanında yapmaya çalıştığı şeylerdir. Osmanlı bunu becerememiştir ama Mustafa Kemal Atatürk becermiştir. Fakat Atatürk'ün ölümünden itibaren 10 Kasım 1938 saat 9'u 6 geçe emperyalizm ve uluslararası kapitalizm o günden bugüne hizmet vermiş bütün hükümetler tarafından bütün hükümetleri esir almıştır. Mevcut hükümet de öyledir. Şu anda bahsedilen altılı masa da öyledir maalesef. İşte biz bu evukun oyununu bozacağız. Biz bir millet olarak, bir ebru olarak dimdik ayağa kalkacağız. Bunun da başka bir yolu yok. Evet, MİT raporları var mıdır bu? 20 yıllık iktidarın, şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde bu çalışmalarla ilgili AK Parti'nin 20 yıllık yönetiminde MİT raporları var mıdır? Şimdi şöyle, yani Türkiye devlet geleneği, yani arşiv, özür diliyorum, çok eski arşiv olan bir devlettir ve devletin arşivi daima vardır. Yani bir benim bildiğim, ben devlet dairesinde görev yapmadım ama askerliğimden bilirim. Ne bileyim, bir takım stajyerlik dönemlerim geçti devletin içinde. Ben her zaman şunu bilirim. Devletin 3 tane arşivi vardır. Birini kaybetsen birini kaybedemezsin. Birini kaybetsen diğerini yok edemezsin. Bunu biliyorum. Bu arşivler çıkacak mı? Devletin arşivleri daima vardır. Devlet hiçbir zaman unutmaz. Devleti yönetenler gerektiği zaman her şeyi masanın üstüne koyarlar. Bu son derece net. İşte onlar hocam, bunları bildikleri için birazcık uyanıklık yapıyorlar. İşte dünyanın öbür ucuna paramızı kaçırıyorlar. Dünyanın öbür ucunda kaçacaklarını zannediyorlar. Ülkelerin kendi vatandaşına, kendi halkına ihanet eden başka bir millet görmedim ben, duymadım ben. Kendi ülkemizin, kendi insanları, kendi vatandaşına kazık atıyor. Bugün markete gidiyorsunuz, hiçbir şey yerinde durmuyor. Bugün o kadar çok fiyat artışı var ki, markette çalışanlarla sohbet ediyorum, fiyat etiketlerine yetişemiyoruz diyorlar. Şimdi kazık attığın vatandaş, ülkenin kendi vatandaşı, öz evladı. Yani şimdi insan işte, kardeşine kazık işte atar Erdem, mı? Erdem denen şey bu. Erdem aslında o kazık attığında kendisi menfaat elde ettiğini düşünüyor ama uzun vadede kendi bindiği dalı da kesiyor. Bu insanlar yurt dışına kaçabilirler ama yurt dışında mutlu yaşayamazlar. Kendi memleketinin dışında parasıyla gidip mutlu yaşamış insan sayısı bütün dünya tarihinde yok denecek kadar azdır. Ve hepsinin sonucu da maalesef üzücü bitmiştir kendileri açısından. Evet, çok sayıda göçmen konusuna girelim. Fazla uzatmayalım, izleyicilerimizi sıkmayalım. Göçmen konusu, göçmen meselesi var, kaçaklar var Türkiye'ye giren. Sınır kapıları açılmış, elini kolunu sallaya sallaya her milletin insanı burada. Bunlar hepsi bilinçli yapılan şeyler. Bir tanesi, efendim, bilinçsiz olan şeyler değil. Türkiye'nin sınırındaki mayınların temizlenmesi. Bakın,
orada savaş çıktığı için Türkiye'ye göç olmamıştır. Türkiye'ye göç olsun diye savaş çıkartılmıştır. Bir defa bunu anlamamız lazım. Serdar Savaş'ın Cumhurbaşkanı olduğu Türkiye'de göçmen sorunu kökünden çözülür. Hem adil çözülür hem etkili çözülür. Evet, bu Türkiye'ye gelip Türk vatandaşlığı böyle çok basit bir şekilde alındı. Biz bu kadar basit olmamalıyız. Buna da karşıyım. 250 bin dolar verip yahut da işte savaş bölgesinden gelen insanların Türk vatandaşlığına alınması. Hani burada doğan çocuklara eyvallah ama Türk vatandaşlığı bu kadar ucuz olmamalıydı. Ve binlerce insan milyonu buluyor. Bazı bölgelerde oranın seçimini dahi değiştirecek potansiyele gelmiş bazı illerde. Bu konu hakkında bu seçimde bunlar oy kullanacaklar. Bu seçimde seçimi etkiler mi sizce? Vallahi şöyle, bence etkilemeyecek. Çünkü benim güzel halkım çok büyük bir çoğunlukla benim etrafımda birleşecek. Ben böyle %55'e 45 falan değil, %70-75'e 25-30 kazanacağım. Onun için onların 1-2 milyonluk seçmen kitlesi bana vız gelir, tırıs gider. Peki siz bu göçmen sorunuyla nasıl baş edeceksiniz? Vallahi şöyle, çok basit. Önce bunun hemen bir envanteri çıkar. Bu envanter içerisinde insanlar üçe ayrılırlar. Türkiye'de kalması gerekenler nedir bunlar? Önemli bilim insanları, önemli hekimler, üniversitelerde araştırma yapan yabancı uyruklular. Bunlara tabii ki sahip çıkacağız. Veyahut da Türkiye'de evlilik gerçekleştirmiş artık yani aileyi bölemeyeceğimiz yapılar. Bunlar Türkiye'de kalacak. İkincisi Suriye'ye gönderilecekler. Üçüncüsü de yani daha doğrusu Suriye demeyeyim de kendi memleketlerine gönderilecekler. Üçüncüsü de üçüncü ülkelere gönderilecekler. Türkiye'deki Afganların hepsini ben Amerika'ya göndereceğim kardeşim. Onlar çünkü Afganistan'dan Türkiye'ye gelmek için gelmediler. Amerikalılar Türkiye'ye gidin dediği için geldiler. Afganların hepsi Amerika'ya bir defa. Suriyelilerin bir kısmı kendi memleketine, bir kısmı üçüncü ülkelere, çok az bir kısmı da Türkiye'de kalmaya devam edecek. Evet, bu silah yığınağı yapılıyor. Ben yıllardır bu konuyu takip ediyorum Yunanistan'a. Aslında Yunan vatandaşlarının böyle bir sıkıntılar yok Türklerle ama Yunan devletinin Türkiye ile bir sıkıntısı var. Yıllardır 10 yıldan fazla takip ediyorum ben. Dede Ağaç bölgesinde silah yığınağı yapıyorlar. Amerika silah gönderiyor. Bu yığınaklar neden yapılıyor? Şimdi şöyle, bunu sadece Dede Ağaç'la sınırlı tutmamak lazım. Buna Ege Denizi diye bakmak lazım. Ve bunun Türkiye'ye karşı yapıldığı kadar daha fazlası Rusya'ya karşı yapılmaktadır. Amaç Rusya'nın sıcak denizlere çıkmasının engellenmesidir. 12 mil kararı alan bir Yunanistan, Ege Denizi'ni Yunan Gölü haline çevirmiş demektir. Oradan bırakın Türk gemisini, Rus gemisi de geçemez. O nedenle Amerika'nın ve Fransa'nın Yunanistan'ı arkadan destekleyerek böyle bir maceraya atılmasını desteklemesinin sebebi Türkiye'den daha fazla Rusya'nın Akdeniz'e çıkmasını engellemektir. Onun için burada bizim politikalarımızın Rusya ile birlikte çok dikkatli bir şekilde uygulanması lazım. Ve şu sıralarda ben Cumhurbaşkanı olsaydım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Rusya'ya tanıtırdım. Ondan sonra da Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde Türk-Rus tatbikatleriyle orada bir deniz varlığını gösterirdim. Ama ne bunu yapacak yürek var iktidarda, muhalefette de bunu akıl edecek bir akıl var. Çünkü onlar işi gücü memleketi nasıl evoka satarız vakitlerini ondan geçiriyorlar. Evet hocam, aslında soracak çok soru var ama izleyicilerimiz bu kadar sıkılır. Toparlarsak son olarak ne söylemek istersiniz? Vallahi Türkiye'nin emperyalizm ve uluslararası kapitalizmden kurtulması lazım. Türkiye'nin Atatürk gibi düşünen, cesur, Atatürk gibi düşünen, kültürlü, bilgili, Atatürk gibi düşünen,
yurtsever bir cumhurbaşkanını seçmesi lazım. Burada aday benim, benim karşıma benimle mücadele edebilecek, çıkıp benimle tartışabilecek bir aday çıkartmıyorlarsa da benim oylarımı bölmesinler. Çünkü şu anda muhalif olarak ortaya çıkmış tek aday benim 2,5 yıldır. Bundan sonra çıkaracakları her aday benim oyumu bölecektir. Benim oyumu bölmesinler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.